gece daha doğrusu bir saatlerinde, bir, bir buçuk sırasında oldu. Bu geçirdiği üçüncü kalp kriziydi. Daha önce de bu tarz rahatsızlığı olmuştu, stent takılmıştı. Tabii yakın aralıklarla herhalde üst üste gelince bu sefer bünyesi dayanamadı. Kendisini dün gece kaybettik. Arkadaşlar müdahalede bulunmuşlar 45 dakika kadar ama kalp masajı, sünneti nefüs olmadı. Peki. Defin için belirlenen günü şu an onunla ilgileniyoruz. Yalnız önce bir işte diğer buradaki işlem, İzmir'deki işlem bitmesi gerekiyor. Defin Ankara'da olacak. Çarşamba günü yani yarına yetişir mi bilmiyoruz fakat Perşembe günü gibi düşünüyoruz. Onunla ilgili ayrıntılı bilgi zaten sizlere mutlaka paylaşırım. 92 yılından beri hatta 90'lardan beri fiilen gazetecilikle uğraşmış biri. Tabiri caizse en eskilerden biri. Özellikle tabii Bam Teli ile bir en uzun süre herkesin tanıdığı ama kendisi aslında gazete yazarı olarak başlamıştı. Kendisi yani söyleyecek çok bir şey yok yani. Tayfun Talipoğlu yani her şey Türkiye insanı yani gazeteci, yazar ne bileyim yani bu toplumda herkesin kendinden yakın hissettiği gazetecilerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani başka diyebilecek bir şey bulamıyorum. Tayfun Talipoğlu yani. Yani bu ülkede birçok şeye katkısı bulundu. Barışlı ve birliktelik için çok çaba sarf etmiş bir insandır. Kalkınmalarda çok büyük rol oynamıştır. Eğitim kampanyalarında olsun, bölgesel ekonomik kalkınma kampanyalarında olsun. Çok emek verdi bu ülke elinden geldiğince. Herkes tarafından sevilen çok ender bir gazeteci olduğunu düşünüyorum. Kitabı evet daha yeni çıkartmıştı kitabını, çok istiyordu Yol Hikayeleri kitabını. Bu hafta içinde ya da bu hafta sonuna kadar bir albüm çıkartmayı planlıyordu. Kendisini görmesi kısmet olmadı. İnşallah onun bıraktığı yerden biz devam ettireceğiz. Sevenleriyle en azından albümüyle buluşturacağız. Kitapları ve albümüyle en azından hayatımızda olmaya devam edecek. Yıldık işte. Ararsın, ben buralardayım.